Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde izleyici arkadaşlarımızdan gelen iki tane yorum var. Bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. İlki FM umcular arkadaşımızdan gelmiş, şöyle şöyle bir soru yöneltmiş. O değil de, Good evening'e ne oldu? Good morning, Good afternoon, Good night. Varda night gece demek, akşam değil. Sanıyorum iyi akşamlar, Good evening oluyor saygılar yani arkadaşımız aslında şunu sormuş ben e, o derste bu e, ilk ders olması lazım evet ilk ders e, good morning İyi sabahlar good afternoon işte iyi öğle sonları good night İyi akşamlar veya iyi geceler kullanmışım fakat good evening'i kullanmamışım niçin kullanmamışım e, nedeni şu ben arkadaşlar e, 2 yıl yurt dışında Amerika'da kaldım. Bu 2 yılda hiçbir defa insanların good evening'i kullandığını görmedim, duymadım. İşten ayrılırken saat 5 bile olsa yani saat 7'de bile güneş batsa ayrılırken hep good night deniyordu. Akşama 3-4 saat kalsa bile hep bu terim kullanılıyordu. Tabi bence bu algılayış farklılığı bizim çalıştığımız kitaplardan kaynaklanıyor. Bize verilen eğitimden kaynaklanıyor. Benim size tavsiyem çok gramere yüzde yüz bağlı kesinlikle kalmayın. Mümkün mertebe e, filmler e, sesli görüntülü şeyler izleyin. Bu sizin İngilizce okunuzu gerçekten çok ciddi bir şekilde geliştirecektir. Good evening'i kullanmamamın nedeni kısaca tekrar söyleyeyim. Günlük dilde arkadaşlar good evening kullanılmıyor. Nedeni bu good evening yerine gece içinde akşam içinde hep good night kullanıldığı için ben de good evening'i kullanmamışım. İlk e, böyle bir yorum vardı. İlki buydu. İkincisi de şu arkadaşlar. Asi Mavi e, kullanıcı koduydu. Bir arkadaşımız e, şöyle bir yorumda bulunmuş. Hocam she is going to marry. O evlenmeye gidiyor. Değil mi? She will marry ise o evlenmek istiyor. İkisine de aynı karşılığı vermişsiniz. O evlenecek kafam karıştı. Evet sanıyorum bu sıkıntı aslında birçok arkadaşımızda var. Yani going to ile will arasındaki fark nedir? Ee, şimdi arkadaşlar gelecek zamanda iki kalıp vardı. Birisi am is going to. ikincisi will'dir. Will'den sonra da fiilin ilk hali gelir. Yani iki tane farklı... Görünürde iki tane farklı gelecek zaman kalıbı vardır. Peki bunların farkı nedir? Ben size e, işinizi kolay, kolaylaştıracak bir ipucu vermek istiyorum arkadaşlar. Günlük dilde bakın günlük dilde going to kullanın. Hatta going to bile demeyin. Gonna deyin. I'm gonna play. I'm gonna read a book. Kitap okuyacağım. Çünkü günlük dilde bunu Amerikan başkanı dahi bu şekilde kullanıyor. Evet kitapta bir şeyler yazıyor. Fakat dediğim gibi yani bu kitaplar bizi bir yere vardırmadı. Şu anki sıkıntıları biliyorsunuz. Yani KPS, KPDS'den çok yüksek 90 üzeri not alıp yurt dışına gidince 3 kelimeyi bir araya getirmeyen bir sürü insan var. Yani biz evet bir şeyler, gramerde bir şeyler var fakat gerçekten bunun yansıması nasıl oluyor günlük dilde? Nasıl kullanmalıyız? Burada tavsiyem kesinlikle yani günlük dilde arkadaşlar çünkü günlük dildeki çoğu şey genelde %90 günlük dilde emizar going to kullanılıyor. Gonna deyin siz. I am gonna, he is gonna, she is gonna. Ya bu çok kolay bir kullanım. Bunu kullanın. Ondan sonra fiili koyarsınız. I'm gonna play, I'm gonna read, I'm gonna uh, swim. Yani oynayacağım, izleyeceğim, yüzeceğim. Will e, Yani Günlük dilde bunu kullanın. Will Madem bu soru peki ince fark ne? Bir de arkadaşımız şunu demiş ki şöyle sormuş. O evlenmeye gidiyor. Yok buradaki going to gitmek manasında değil. Bu bir kalıp. Gelecek zamanı belirten bir kalıp. Onu da ben söyleyeyim. Bu bir kalıptır. Bu buradaki going bizim bildiğimiz gitmek manasında değildir. Ee, yani arasındaki ince farkı da şöyle söyleyeyim. Eğer e ee, örneğin siz pazartesi günü Sizin arkadaşınız size e, söyledi ki biz cumartesi günü bakın pazartesi günü veya salı hafta içi ise dedi ki biz cumartesi günü pikniğe gideceğiz. Bakın ne ne yapacaksınız? Cumartesi günü pikniğe gideceksiniz. Perşembe günü başka bir arkadaşınız size sordu. Dedi ki hafta sonu yani cumartesi günü benim işte e, bir toplantım var. Gelir misin? Bu durumda sizin de cumartesi günü için planınız var. Önceden yap kafanızda zihinsel olarak da olsa bir planınız var. İşte burada man kullanmanız gereken kalıp going to'dur. Çünkü bir planınız var. Düşündüğünüz, zihinsel olarak düşündüğünüz bir planınız var. Fakat daha önce hiç tasarlamadığınız bir şey ise will kullanılır. Mesela arkadaşınız cuma günü size sordu. Ya dedi ki biz yarın maç yapacağız. Oynar mısın? Hmm. Siz hemin will işte orada will kullanacaksınız çünkü yarınla alakalı herhangi bir planınız yok. Evet oynarım. I will play oynayacağım. Ama eğer önceden de bir planınız varsa başka bir şey yapacaksanız yeah, I'm gonna read okuyacağım. I'm gonna play with my friends arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Yani önceden tasarladınız. Fakat anlık bir işse will kullanıyoruz. Tekrar başa döneyim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Günlük dilde arkadaşlar size tavsiye emizer going to'yu kullanın. Kafanızda rahat etsin. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.